Öyledi. Burada seninle birlikte de yaptığımız bütün konuşmalarda laikliğin ne kadar önemli olduğunun altını çizerek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laik demokratik bir ülke haline dönüşebilmesi için laiklik ilkesinin vazgeçilmez bir ilke olduğunun hep üzerinde durduk. Niye? Çünkü laiklik olmadan yani biat kültürü yerleştirilmeden ki ona karşıdır laiklik, ne demokrasiyi kurabilirsiniz, ne bağımsız, tarafsız yargıyı oluşturabilirsiniz, ne insan haklarını kabul edebilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da meclislerin halkın kendisini yönetme doğrultusundaki kurulmuş olan kurumları işletebilirsiniz. Laiklik bunları yani çok basit bir deyimle devlet işleriyle inancın, dinin ayrılması demektir ve bir devlet yönetiminin dini kurallara bağlanmadan yönetilmesi demektir. Evet, evet. Bu bütün dünyada kabul edilen bir noktadır ama bizde siyasal İslamcılar, şeriat isteyenler, din tacirleri, dili istedikleri gibi kullanan, Arapçayı anlamayan bu toplumun Arapçadaki söylenen, Kur'an'da şunu söylüyor diye yalanla yönetmeye çalıştığı, yüzyıllar boyunca yönetmeye çalıştığı insanlarımıza laikliğin bir dinsizlik olduğunu anlatmaya çalıştılar ve devletten kaldırmak için, devletin en önemli ilkesini yok etmek için uğraştılar. İşin garip tarafı, kendi programlarında da laiklik ilkesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel ilkesi ve değiştirilemez bir ilkesi olan laiklik tehlikede değildir diyerek laikliği yok eden bir noktaya getirildi. Bu anayasa bugün yani meclise bu hafta meclise getirilen anayasa değişikliği de işte bu kavgalardan hareketleniyor. Daha önce de söylemiştim, tekrar etmekte yarar var. Bizi izleyenler iyice anlasınlar diye söylemek istiyorum. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili parlamentoya bir yasa gelmişti. Orada da böyle hodri meydan kaldırın kaldırmayın diyerek HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasını bir fırsat olarak Önünü getirdi. açmışlardı. Ve anayasaya aykırıdır diyerek herkes ama evet vereceğiz diye arkasından da anayasa maddesine herkesin hayır dediği bir noktada evet dendi ve parlamenter sistem yok edildi. Yani onun baştan bugün ucube rejimin gelişi Ve budur. Şimdi laikliği bu de özgürlükler uğruna oldu. evet yani o da ayrı bir şeydi. Oysa şey nedir? Dokunulmazlıkları kaldırmak özgürlükleri yok etmekti. O da ayrı bir mesele. Yani siz Maalesef, öyle maalesef. çelişkiler içerisinde siyaset yaptınız ki bu noktalara geldi. Sebebi budur. Şimdi aynı şekilde başörtüsüyle türbanı birbirinden ayırmak gerekiyor. Anayasal düzenleme bir başörtüsü. Buradan her şey gelebilir. Artık bundan sonra çarşaf giyebilirsiniz, kurkap Tabii. giyebilirsiniz filan. Oysa medeni toplumlar yüzyıl boyunca Hristiyanların birbirleriyle olan savaşları sonrasında dinin yönetimden ayrılması Evet. gerektiğini, dinle Şimdi ilgili ibadet kurallarının ayrılması gerektiğini söylemişler. evet. O nedenle Hüsamettin Cindoroğlu'nun Bey. söylediği, bizim de söylediğimiz bir şey, laiklik Evet. ilkesi olmadan bu ülke cumhuriyet bağımsız, tarafsız, tam bağımsızlığı elde etmiş bir ülke olmaz. Evet. İşte Hüsamettin Bey bu yüzden agresif siyaset yapılmasını biraz da öngörüyor, değil mi? Daha Evet. etkili bir siyaset olsun. Daha Agresif geçen hafta siyaset. söylemiştim hatırlarsın Namık'cığım. Yani o artık bu altılı Evet, masa evet. masadan kalkıp alanlara gitmelidir. Evet. Biraz esnaf dolaştılar. Doğru. Kimyası bozuldu Recep Tayyip Programlarımızda konuştuk. Erdoğan'ın diye söylemiştim size. Miting Evet. alanlarını kurmanız lazım. Artık seçime gidiyorsunuz. 2023 yılındasınız. Bu Ocak ayında eğer seçim kararı aldıramazsanız, muhalefete söylüyorum, aldıramazsanız bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunuyla oynamak zorunda kalırsınız. Şimdi yeni bir şey çıkardılar. Biliyoruz tekrar anayasayı belki söylemekte yarar var. Anayasa diyor ki bir kimse ikiden fazla anayasa 101, ikiden fazla cumhurbaşkanı olamaz diyor. Bu dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci dönemidir. Altını çizerek söylüyoruz. Ancak kendilerine bir açık kapı bırakmışlar. Süresi dolmadan yani ikinci dönemi bitmeden meclis kendini feshederse altını çizerek üç defa çiziyorum. Meclis kendini feshederse o Ya da zaman süresi Cumhurbaşkanı dolması için feshederse?
Olmaz. Cumhurbaşkanı'nın da feshetme etkisi var. Seçime gidiyor. Şimdi onu uydurmaya çalışıyor AKP tarafı. O zaman Cumhurbaşkanı fesheder. Cumhurbaşkanı feshederse üçüncü defa aday olamaz. Kendini feshediyor. Ben artık yetersizim diyor. O nedenle anayasa bunu açıkça yazmış. Şentop, Meddop, Mentop filan ve meclis başkanlarını uydurarak sokmak, Yüksek Seçim Kurulu nasıl olsa böyle yapar diyerek bunlara boyun eğmek ciddi bir şekilde Türkiye'nin bitmesi, iflas etmesi demektir. Kararlı olmamız gerekiyor. Kararlı olursanız, direnirseniz umut vardır. Umut olduğu yerde de bu kötülükler gider. İyilikler, evet. İyi olan insanlar umutlarıyla yeniden iyi, düzgün hukuk devleti, herkesin refah içerisinde yaşadığı bir devlet kuracağım derse bu kötülükler gider. Demezse, çık benim karşıma 18 Haziran'da derseniz çıkar karşınıza ve siz artık hukuk devleti, anayasal devlet olmaktan çıkarsınız. O nedenle çok tehlikeli. Ben Cindoruk'un uyarılarının önemli olduğunu söylüyorum ama aynı uyarıları bir senedir ben yapıyorum. Evet. Yani maalesef çok bilmiş arkadaşlarımız, partilerin genel başkanları, genel yöneticileri oldukları için bunların hiçbirini dinlemiyorlar. Evet. Bundan da çok üzülüyorum. Geçen gün kadınlar bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sizin haberlerinizde öfkeliyiz diyorlardı. Valla ben de çok öfkeliyim. Evet. Yani siyasetin ne olduğunu bilen insanlarla siyaset yapmak gerekiyor. Evet. Hüsamettin Cindoruk bir şey daha söylüyor. Tek tek çıkmayın diyor meydanlara diyor. Topluca çıkın diyor. Saraçhane'de bunu yaşadık. Evet. Saraçhane'de çok etkili oldu. Yani Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasına böyle taşlar döşeyen, kumpaslar, entikalar yapan AKP'ye karşı Saracoğlu'nda bütün altılı masa çıktı. Ama ben orayı eksik görüyorum. Oraya HDP'nin genel başkanı da, TİP'in genel başkanı da, TKP'nin genel başkanı da, solda bulunan sol partinin genel başkanı da çıkmalıdır ki bir kucaklayıcı olsun diyorsunuz. Yeniden kurtarma ve Türkiye Cumhuriyeti'ni, laik demokratik cumhuriyetini, hukuka, sosyal devlete yatkın olan cumhuriyeti yeniden kuracağızı hep birlikte topluma, halka